Mucita Anne Mutfağı'ndan herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere avokado salatası tarifim var. Mutlaka bu tarifle de deneyin avokado yemeyen kalmasın. Öncelikle tam olgunlaşmış avokadoyu ortadan ikiye bölüyorum. Hemen bir kaşık yardımıyla şöyle içini güzelce sıyıracağım. Soymak yerine bu şekilde yaparsanız çok daha pratik oluyor. Asla ziyan etmemiş oluyoruz. Böyle bütünce hemen bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Kabuğunu da iyice sıyırıyorum. Şöyle bakın iyice kabuğundan çıktı. İlk defa deneyecek olan arkadaşlarım için avokadonun içerisinde bu kadar büyük bir çekirdek çıkıyor şöyle hemen onu da bir kenara alıyorum ve yeniden bir kaşık yardımıyla avokadomu temizliyorum tam bir şifa kaynağı şu anda da tam mevsimi mutlaka alıp deneyin ön yargısız denemenizi tavsiye ediyorum ee, bu tarifi vereceğim tarifi de sonuna kadar izleyip uygularsanız avokado yemeyen kalmayacak inşallah. Elimde iki tane sarımsağım var. Hemen avokadoların üzerine sarımsağı ilave ediyorum. Ben 2 tane olgunlaşmış avokado kullanıyorum bugün. Sarımsak miktarını arttırıp azaltabilirsiniz ama mutlaka sarımsak olması gerekiyor bana göre. Hemen üzerine bir miktar tuz ilavesini yapıyorum. Bir çatal yardımıyla. Şöyle güzelce ezdiriyorum. Hemen püre kıvamına geldiğini göreceksiniz sizlerde. Sizinle ilk defa bu videoda tanışıyorsak abone ol tuşundan abone olabilir. Yanındaki zil tuşuna da basarsanız her gün yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Şöyle püre kıvamına getirdim iyice. Şimdi üzerine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Şöyle bol limonlu nefis bir salata yapacağız inşallah. Şöyle çekirdeklerini de alayım ve yeniden limonuyla birlikte karıştıracağım. Kahvaltıda, yemeklerinizin yanında, günün her saatinde tüketebilirsiniz. Bir tane ince kıyılmış taze soğan ve bir demet de maydanoz ilavesini yapıyorum. Aslında dereotu çok çok daha fazla yakışıyor. Ben bugün evimde dereotu kalmadığı için maydanoz kullanıyorum onun yerine. Dereotunu sevmeyenler için maydanoz da alternatif olabilir. Maydanoz ve taze soğanı da ilave ettim. Yeniden karıştırıyorum. Şöyle iyice tatlandırmak adına. Ve şimdi son olarak 2 adet küçük boy rendelemiş olduğum salatalığı ilave ediyorum ve işte benim salatam, avokado salatam hazırlanmış oldu. Hemen sizlere sunum aşamasını göstereceğim biraz sonra. Çok pratik hazırlanıyor ve inanılmaz lezzetli. Şöyle hemen bir kayık tabak içerisine alıyorum. Avokado oldukça yağlı bir sebze. O yüzden ben ekstra yağ kullanmadım. Ama dilerseniz çok az bir miktarda zeytinyağı gezdirebilirsiniz üzerine. Şu şekilde şekilde verdikten sonra Ben üzerine şöyle renk vermesi açısından yazın kurutmuş olduğum biberiyelerimi ekledim ve benim salatam hazırlanmış oldu. Dilerseniz şu şekilde ekmeğinizin üzerine sürerek yiyebilirsiniz. Böyle hatta bu şekilde servis dahi yapabilirsiniz ya da çatalınızla kaşık kaşık tüketebilirsiniz. Moncu Tane kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.